bütçenin büyük bir oranını katılımcı bütçe marifetiyle ve o şehrin vatandaşlarıyla yapma becerisini gösteririz. Bu anlamda 2022 bütçesinde bahsettiğim bu projelerin toplam bedeli 155 milyon liralık bir kaynaktır. Hepsini 2022 yılından itibaren hızla hayata geçireceğiz. Proje öneri sürecinde özellikle proje teklifleriyle, proje seçimi sürecindeki oylarıyla, şehrimizde şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesine katkı sağlayan ve yerel demokrasimize destek olan tüm İstanbullu hemşehrilerimize buradan bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensubu arkadaşlar, biz göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 30 ayda sadece şehre değil, aynı zamanda belediyemize de aynı ölçüde değer kazandırdık. Belediyemizin kurumsal yapısını çok geliştirdik, dönüştürdük. Özgürlükçü, eşitlikçi, çoğulcu ve kapsayıcı bir çalışma ortamı var ettik. Sosyal ve kültürel açıdan çok boyutlu, çok dinamik bir kurumsal kimlik oluşturduk. Bu kurumsal yapıyı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle aydınlatıyoruz. Bu ilkelerin ışığında önümüzü daha iyi görüyoruz. Bu ilkelerimizin sayesinde yaptıklarımızdan ve kendimizden çok ama çok eminiz. Bugün burada sizlere sunduğumuz 2022 yılı bütçesini de bu ilkeler doğrultusunda hazırladık. Ama ekonomi böyle yönetilir ve döviz kurları böyle devam eder, artmaya devam ederse ne yazık ki bütçemizi kısa bir süre sonra revize etmek zorunda kalabiliriz. Umuyorum ki buna mecbur kalmayız. Umuyorum ki vatandaşlarımızı böyle derin ve büyük sıkıntılara sokmayız. Biz her koşulda bize emanet edilen kamu kaynaklarını sadece ve sadece kamu yararı doğrultusunda mali disiplin ve liyakat esaslarına uygun kullandığımızı ve kullanacağımızı sözünün burada bütün vatandaşlarımıza, bütün hemşerilerimize ve siz kıymetli meclis üyelerimize yine bütçemizde veriyoruz. Bütçemizin her bir kuruşunu özenli, ihtiyatlı ve tasarruflu kullanıyoruz, kullanmaya devam edeceğiz. Bütçe disiplinine her anlamda riayet ediyoruz, daha da güçlendireceğiz. 2022'de elimizdeki tüm imkanlarla İstanbul'a ve İstanbullulara her geçen gün daha akılcı, daha hızlı ve daha yüksek standartta hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yatırım kararlarımızda daima kamusal faydayı esas alacak, ekonomik olmayan ve tasarruflu olmayan harcamalara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'yi uluslararası rekabette Cumhuriyet tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşatan ekonomik krizde ve halen devam eden pandemi koşullarında ezilen orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlarımızın dertlerini çözmek için tüm gücümüzle çalışmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Katılımcı, insan odaklı, ortak akla dayalı, yeni nesil belediyecilik anlayışının yansıması olarak ulaşım alanında dar gelirliler, öğrenciler, çocuklu anneler ve sağlık çalışanları başta olmak üzere gerektiğinde başka gruplara da indirimli veya ücretsiz ulaşım gibi sosyal harcamaları sürdüreceğiz. Meclisimizin finansal ihtiyaçlarımız konusunda önümüze çıkardığı engellere rağmen borçlarımızı ödemeye, ne yazık ki kötü yönetilen ekonomi yönetiminin neden olduğu Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına yüklediği devasa borç kamburuna rağmen
yatırımlarımıza ve hizmetlerimize daha büyük bir hırsla, daha büyük bir inançla devam edeceğiz. Bu kadim şehre ve aziz millete sahipsiz olmadıklarını göstermeye devam edeceğiz. Bu şehrin gençlerine, çocuklarına, annelerine ve kimsesizlerine umut olmaya en güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Siyasi amaçlara değil, 16 milyon İstanbulluya hizmet etmeye devam edeceğiz. Buradan bir kez daha ilan ederim ki, önümüzdeki bütün olumsuz süreçleri aşmaya devam edeceğiz. Ve her doğan gün, çoğu zaman devlet ciddiyetine dahi uymayan tuhaf tuhaf icatlar çıkarılırsa çıkarılsın, çeşitli uygulamalar yapılsa yapılsın, yılmayacağız, vazgeçmeyeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Daha büyük bir azimle 16 milyon İstanbullu için çalışmaya devam edeceğiz. Eşit bir biçimde hizmet etmeye devam edeceğiz. 39 ilçeye geçmişte yapılan bütün ayrımcılığa rağmen eşit bir biçimde hizmet etmeye devam edeceğiz. Kimsenin morali bozulmasın. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sokaktaki, caddedeki, parktaki, şehirde dolaşan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Kimse kendisini sahipsiz ve çaresiz hissetmesin. Biz buradayız, bu şehrin tüm evlatlarının yanındayız. Sözlerime son verirken 2021 bütçemizin İstanbul'a, İstanbullulara hayırlı olmasını diliyorum. En doğru şekliyle harcanmasını, İstanbullulara fayda getirilmesini diliyorum. Bu ülkenin her kuruşu, her lirası ortak akılla harcanması için ülkemizin her kurumuna örnek bir yönetim ortaya koymak için en üst seviyede bilinçle çalışacağımızın sözünü veriyor. Sizlere teşekkür ediyor ve Yüce Meclisimize saygılarımı sunuyorum. Bütçemiz hayırlı ve uğurlu olsun. Evet. Buyurun. Sayın Başkanım, ses geliyor mu? Geliyor, geliyor. Ses yok galiba. Var da kısık. Ses yok. Geldi galiba. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Sayın Başkan, konuşmaya başlamadan önce AK Parti grubu adına AK Parti grup sözcüsü olarak söz talep ettim. Bu tarafa bakmadınız bile. Senede bir geldiğiniz mecliste, meclise hakaret ederek meclis üyelerine konuşmalarınızı bir daha dinlemenizi tavsiye ederim. Basit, gereksiz gibi bu meclise hakaret etmek değil ve meclisi yönettiğiniz zaman da adil olmanızı size tavsiye ederim. Burada CHP'li meclis üyesi arkadaşımıza söz verdiniz. Komisyon başkanı ikinci kez söz istediğinde mikrofonu kapattınız. Grup başkan vekilimiz söz talep etti, söz vermediniz. Benim söz isteme talebim usule ilişkin bir talepti Sayın Başkan. Meclis Kanunu, Belediye Kanunu'nun 19. maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliği'nin 13. maddesinde meclis düzenini meclis başkanı sağlar diyor. Sayın Başkan, siz konuşmacı olarak kürsüye çıktınız. O anda kürsü, meclis kürsüsü, meclis başkanlığı kürsüsü boş kaldı. Meclis başkan vekilleri vardı, Doğan abi doldururlardı ya.
Ama sen daha iyi doldurursun. Koltuğu seviyorsunuz çünkü. Siz geçebilirdiniz, sıkıntı yok. Sayın Başkanım, meclisi bütçe tasarısını sunarken bu şekilde yönetirseniz, meclis başkanlık kürsüsünü boş bırakırsanız mecliste düzen sağlanamaz, görüldüğü gibi. Benim tavsiyem, bir hukukçu olarak da bunu söylüyorum. Ben geçmiş dönemde burada meclis üyeliği yapmadım ama yapan arkadaşlara sordum eskiden usul nasıldı diye. Belediye başkanı mı yönetirdi diye. Burada CHP grubundan da daha önceden meclis üyeliği yapan arkadaşlarımız var. Uygulamanın öyle olmadığını söylediler. Mecliste bulunur, meclis başkan vekili meclisi yönetir, belediye başkanı da sunumunu yapar. Buna meclisin saygınlığı açısından uymanızı tavsiye eder, saygılar sunarım. Evet, söz mü istiyorsunuz? Buyurun. Ses. Sayın Başkanım, teşekkür ederim. Tabii ben Faruk Bey'in geçen dönemlerde burada olmadığını biliyorum. Bilseydi bunu söylemezdi. Çünkü daha önceki dönemlerde belediye başkanımız yapan Sayın Kadir Topbaş ve Sayın Mürit Uysal da doğal olarak senede iki kere gelirlerdi. Bir tanesi bütçe görüşmeleri, bir tanesi faaliyet raporu görüşmeleri. Elbette ki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bu teamülü devam etmesi doğrudur. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın başka işleri de vardır, bunlarla uğraşırlar. Onun dışında kürsü konusunda da bence tartışmaya hiç gerek yok. Yani meclis başkanı olarak siz ha o koltuktan konuşmuşsunuz, ha buradan konuşmuşsunuz. Yani hukuki olarak ifade ettikleri, yani değişen hiçbir şey yok. Son olarak da şunu söylemeliyim. Laf atan arkadaşımız Doğan abi de değildi. Doğan abi de şu anda Sayın Hasan Fehmi Güneş'in cenazesinde başka bir arkadaşımızdı. Çok ezbere söylenen şeyler oldu bunlar Sayın Başkanım. Onu ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkürler. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına davet edeceğim. Bu arada notlarımı almıştım. Deminki başlangıçta ihmal ettim. Bugün cenazesi olan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ertan İskender'in babası vefat etmiş. Başı sağ olsun. Yine yakın zamanda babası vefat eden Tarık Kambur'a başsağlığı diliyoruz. Yine bu kürsüden ve bütün meclis üyesi arkadaşlarımızın da yakın olduğundan. Tabii Eyüp Çakar arkadaşımızın annesi ve babası ne yazık ki acı bir şekilde hayatını kaybetti. Rahmet diliyoruz. Yine Yılmaz Işık, daha önceki dönemde annesi vefat etmiş bir meclis üyemiz. Kamil Barkır, annesi babası vefat etmiş geçmiş dönem meclis üyemiz. Son olarak da Ekim ayının 16'sında Kadri Sancaktar'ın annesi ve yakın bir buçuk aylık dönem için bunları okudum. Annesi vefat etmiş. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Yine geçmiş dönem, geçmiş mecliste Ali Aydar Kahraman bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Ona da geçmiş olsun diyoruz. Bugün sağlıkla aramızda olduğu için de memnuniyetimizi belirtiyoruz. Evet, bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Volkan Yılmaz. Buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına 2022 yılı performansa dayalı yatırım ve hizmet programı bütçesine ilişkin görüşlerimizi paylaşmak adına söz almış bulunmaktayım. Hem yüce heyetinizi hem İstanbul'da yaşayan bütün hemşerilerimi sevgi, saygı, sağlık, afiyet dileklerimle selamlıyorum. Ben bütçe üzerine
Rakamlara çok girmeden prensipler üzerinden birkaç tespit yapıp huzurlarınızdan ayrılacağım. Kısa bir bütçe konuşması olacak. Lakin buna başlamadan önce Sayın Başkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın uzun bir aradan sonra ilk defa meclisimize geldiğimizde muhalefet grubuna takındığı tavrı burada kınamak istiyorum. Çünkü daha Bismillah demeden, konuşmalar, tartışmalar uzamadan mikrofonların kapatılması, talimat verilmesi, özellikle de hanım kızımıza çok üzüldüm. Mikrofonu getireyim götüreyim arada bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Gelen talimata göre mikrofonu en büyük, bakın bu grupta, bu meclisteki en büyük grubu bulunan AK Parti'nin grup başkan vekiline mikrofonu verip vermeme konusunda imtina ediliyor. Şimdi ben Ekrem Bey'in siyasi yaşantısında ve son dönemde çizdiği profile bakıyorum. Son derece demokrat, hem İstanbul'daki yaptığı gezilerde hem de yurdumuzun çeşitli illerinde yapmış olduğu gezilerde çok seslilikten yana, demokratlıktan yana, ama İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde ilk dakikadan itibaren yapmış olduğu bu anti-demokrat tavrı burada Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına kınadığımı ifade etmek istiyorum. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin performans programının ön sözünde Sayın Başkan, İstanbul senin, karar senin, geleceğimize birlikte karar verelim sloganına geniş bir yer vermiş ve atıfta bulunmuş. Yine performans programında yer verdikleri misyon, vizyon ve temel değerlere söylenecek söz yoktur. Lakin bütün bunlara katılmakla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bu yazdıklarının içerisini ne kadar dolduracağı son derece önem arz etmektedir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bunun takipçisi olduğumuzu bilmenizi isterim. Bir de Sayın Başkan'a geleceğimize birlikte karar verelim anlayışında ilçelerde yapmış olduğunuz iş ve işlemlerde ilçe belediyelerle istişarenizi daha fazla arttırmanızı da önermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, ancak önemli başka bir konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve yatırımlarının yer, mekan, zaman ve ilçe tercihinde Sayın Başkan'ın temel değerler arasında yer verdiği ve her zaman vurgu yaptığı adalet ilkesine ne kadar sadık kalacağıdır. Bu konunun da sıkı takipçisi olacağımızı bilmenizi isteriz. Kıymetli meclis üyeleri, yine geçtiğimiz günlerde yaşanan irili ufaklı depremler İstanbul depremi gerçeğini bir kez daha bizlere hatırlatmıştır. Depreme hazırlıklı olmak gerektiği uzunca zamandır söylenen sözlerinde başında gelmektedir. İstanbul gibi deprem kuşağında olan bir kentte artık kaçınılmaz hale gelen kentsel dönüşümün sözlerde kalmayıp eyleme dönüşmesi de kaçınılmazdır. İmkanları az ve dar belediyelerimize İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin destek olması gerekmektedir. Buradan Sayın Başkan'a ve Kiptaş yönetimine açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Her türlü siyasi mülazalardan uzak bir şekilde Kiptaş'ın sahaya kuvvetli bir aktör olarak inmesi için gelin işbirliği yapalım. Ama yine burada adalet kavramının içini doldurarak tüm ilçelere eşit bir anlayışla hep beraber yaklaşalım. Silivri Belediye Başkanı olarak buradan daha önce de Sayın Ekrem İmamoğlu'na da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yöneticilerine de defaten söylediğim gibi Silivri'de bir kentsel dönüşüm çalışmasında işbirliği teklif ediyorum. Evet Sayın Başkanım, sizlere açık çek. Buyurun beraber çalışalım. Daha önce de ifade ettiğim gibi İstanbul'da Silivri'de 1700 konutun olduğu ve çok riskli bir alanda olan Silivri Belediye Konutları'nda daha önce de rahmetli Müjdat Gürsu Stadı'nın açılış töreninde size ifade ettiğim beraber çalışma teklifini yenilemek istiyorum. Değerli arkadaşlar,
Değinmek istediğim bir önemli konu da tarım. İstanbul'da tarım. Tarımsal üretim. Şimdi bazı arkadaşlar ne tarımı? İstanbul'da tarım mı olur? İstanbul'da tarım mı kaldı diye içlerinden sessiz bir şekilde düşünüyor olabilirler. Ben sizlerle İstanbul'daki tarım verilerini, tarımsal verileri müsaadenizle, yüce heyetinizle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, İstanbul'da tarım arazisi 88.771 hektare tekabül etmekte. Yani İstanbul'daki tüm yüz ölçümünün, İstanbul'un %16.3'ü tarım arazisi. Çayır mera alanı %1.1, orman ve fundalık alan 43.6, tarım dışı alan yani konutların yer aldığı alan 36.9, göl ve baraj alanı %2.1. Şimdi İstanbul'da 88.771 hektar tarım yapılabilen alan mevcut. Ve aynı zamanda toplam tarım alanının sulamaya elverişli olanı 11.059 hektar. Bunun yalnızca 4.400 hektarı sulanabilir. Yani toplam tarım arazisinin, İstanbul'daki tarım arazisinin %5'ine yakını sulanabilir arazi. Şimdi İstanbul'da işlenen tarım alanlarının da ilgili rakamları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tarla bitki alanları, nadas alanları, sebze alanları, meyve alanı ve süs bitkileri alanları olarak ayrıldığında 740.641 dekar alan İstanbul'da tarım yapılan alan. Yani İstanbul'daki tarım arazisinin tamamına yakını hem ekiliyor hem dikiliyor. Bakın bitkisel üretim, sebze üretimi, meyve üretimi, çok ciddi anlamda süs bitkisi üretimi de İstanbul'daki tarım arazilerinde mevcut. Şimdi ben başlıca bitkisel ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da ekilen dikilen ürünler buğday, ayçiçek, arpa, kanola, yulaf, mısır silajı, çeltik, karpuz, kavun, domates ve fındık. Bunların ton bazında TÜİK'in verdiği verilerle de İstanbul'daki üretim miktarları tablolarda gösteriliyor. Ama dikkatinizi çekmek istediğim bir konu, bakın bunu birçoğumuz bilmeye olabiliriz. İstanbul, Türkiye'de üretilen kanola üretiminin %6.7'sini üretiyor ve bu yönüyle Türkiye'deki tüm kanola üretiminde tüm iller dikkate alındığında 5. sırada İstanbul ili geliyor. Yine Türkiye'de ayçiçek, yağlık üretiminin %2.2'si ilimizde üretilmekte. Bu yönüyle de yağlık, ayçiçek üretiminin ülke bazında, iller bazında 12. sırada İstanbul gelmekte. Süs bitkileri üretiminde Türkiye'de İstanbul 9. sırada. Kesme çiçek üretiminde Marmara'da 2., Türkiye'de 7. sırada İstanbul gelmekte. Ve il genelinde üretilen üretimin %51.2'sini de meyve olarak fındık üretilmekte. Şimdi bu rakamları sizlerle niye paylaşıyorum? İstanbul'da çok ciddi bir tarım ve hayvancılık potansiyelin olduğunu dikkat çekmek için. Ve İstanbul'daki nüfusun bir bölümünün de İstanbul'un çeperlerinde tarımla, hayvancılıkla iştigal ettiği için. Bakın hayvancılık konusuna geldiğimizde büyükbaş hayvan sayılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'da saf kültür sığır, kültür melezi sığır, yerli sığır olmak üzere toplam 100 bin adet, 96.657 adet büyükbaş hayvan var. Yine manda popülasyonuna baktığımızda İstanbul'umuzda 16.054 adet manda bulunmakta. Şimdi Türkiye'deki manda varlığının %8'i İstanbul'umuzda bulunmakta. Manda sayısı bakımından Samsun ve Diyarbakır'dan sonra İstanbul 3. manda popülasyonunu elinde bulunduran il. Ama ancak ürettiği ekonomik değer bakımından Türkiye'de manda ürünlerinden üretilen ekonomik değer İstanbul 1. sırada yer alıyor arkadaşlar. Buzağı dana manda yavrusu sayılarıyla da azımsanacak bir durumda değil İstanbul'umuz. Küçükbaş hayvan sayısına baktığımızda koyun, merinos, yerli, diğerleri, toplam keçi sayısına baktığımızda toplam 300 binin üzerinde küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor İstanbul'umuz. Arıcılıkta da İstanbul hiç mi hiç azımsanacak bir yerde değil. Esas su ürünleri yani balıkçılığa baktığımızda İstanbul'umuz ülke genelindeki su ürünlerinin %10'unu İstanbul'umuzda gerçekleştirmekte.
Şimdi bu verileri, bu tarımsal üretimlerin büyüklüğüne baktığımızda İstanbul esasında bir tarım kenti. Bu tablolardan açıkça baktığımızda, açıkça gördüğümüzde İstanbul'da tarım ve hayvancılığın hiç ama hiç göz ardı edilmemesi gerektiği sonucuna varabiliriz. Biz bu verilerin ışığında İstanbul'un ne kadar önemli bir tarım potansiyeli olduğunu da görmek durumundayız. Öyleyse bunu niye anlattım? Yerel idarelere, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerine tarıma destek konusunda bazı ödevler, bazı görevler düşmekte. Merkezi idarenin yaptığı destekler tabii ki var ama bu desteklere nasıl ki spora, kültüre, sanata, sosyal hizmetlere destek veriyorsak ve biraz önce sayın belediye başkanımızın vatandaşa sorduk, halka sorduk, bütçeyi öyle yaptık dediler. Ama ben İstanbul'un kırsalında tarımla iştigal eden, hayvancılıkla iştigal eden köylüye, çiftçiye bu bütçe yapılırken bir soru sorulduğunu düşünmüyorum. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tarıma, hayvancılığa yapılan yardımlar son derece bütçenin içerisinde yetersiz. Öncelikle biraz önce Sayın İmamoğlu şunu söyledi. Biz kreşlere başladık. Çok değerli, çok önemli okul öncesi eğitim. Çok kıymetli buluyorum yapılanları. Yalnız hükümet çevreleri diye bir tabir kullandı. Hükümet çevreleri de bunu görmüş olacak ki onlar da bizden kopya çekmeye, bizi kopyalamaya, bizi memnuniyet veren bir şekilde devam etmekteler dedi. Şimdi öncelikle hükümet çevreleri tanımlamasını doğru bulmuyorum. Meşru hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın İstanbul Valiliği üzerinden okul öncesi eğitimle ilgili başlatmış olduğu anaokulu projeleri ve bu projeleri hayata geçirmeye çalışan İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya burada huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ve özellikle Milli Eğitim Bakanımıza. Nasıl ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na burada defaten kreşlerle ilgili teşekkür ettiysek, ben de kendisinden esasında hükümet çevreleri tanımını değil, bunu yapan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür etmesini beklerdim. Şimdi buradan nereye geleceğim? İstanbul Büyükşehir Belediyesi kopya çekmek tanımları, tabirleri. Şimdi Silivri Belediyesi 3 yıldır göreve geldiğimizden beri çok ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürdürüyor. Bakın 600 dönümle başladığımız tarım ve hayvancılık faaliyetinde bugün 3500 dönümde Silivri Belediyesi zirai faaliyet sürdürüyor. Ve buradan elde ettiği ürünlerin tamamını, elde ettiği gelirin tamamını da dar gelirli çiftçiyle, hayvancıyla paylaşıyor. Bakın tohumluk arpa, çiftçinin kaba yem ihtiyacı saman, silajlık mısır, ayçiçek yağı, yem bezelyesi bu yıl ekildi, yeni projemiz. Ve bunların tamamından elde edilen ürünler dar gelirli çiftçiyle paylaşılıyor. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Hizmetleri Müdürlüğü aynı Ekrem Bey'in ifadesiyle kes kopyala yapıştır. Silivri Belediyesi'nin yaptığı projelerin prototipini, 10'da birini, 20'de birini yaparak taklit ediyor. Ama bu taklit, başarılı yapılan bir işi yapılan taklit bizi memnun ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine her ne kadar yetersiz de olsa sebze desteği için, fide desteği için, kuzulara verdiği yem desteği için, küçükbaş hayvancılara verdiği yem desteği için ve bizim son projelerimizdeki arpalık tohumları da takip ederek yeniden özellikle de Silivri'yi seçip Silivri'de ekip diktikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Ama bunun son derece yetersiz olduğunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, bakın, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün bütçesi Silivri Belediyesi'nin bütçesinden büyük arkadaşlar. Silivri Belediyesi tarıma verdiği desteğin yanına ancak yaklaşabiliyor. Büyükşehir Belediyesi İstanbul'daki tüm ilçelere verdiği destek anlamında. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanımızdan ve yönetiminden tarımı, hayvancılığı destekleyecek projelere bu bütçeden daha fazla pay ayırmalarını, çiftçiyle, hayvancıyla, köylüyle, kooperatiflerle gelip konuşup bu bütçede onlara yer vermelerini istirham ediyorum. Çünkü tabii ki balık tutmak, balık avlamak veya hazır vermek gibi kavramlar var. Biz üretene
sosyal yardımlarda verdiğimiz destekten fazla desteği vermeliyiz ki üretelim ve